Merhabalar değerli izleyiciler. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer sizler de yapmış olduğum paylaşımlarımı beğeniyorsanız lütfen YouTube kanalıma abone olup bildirim butonunu açık tutmayı unutmayalım. Değerli izleyiciler, Günçalı Köyü'nün doğal güzellikleri ve kültürel özelliklerini tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Sizlere bu bölümde bir zamanlar adeta küçük bir köyü andıran, insanlarla dolup taşan, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın oldukça yaygın olarak burada Nisan aylarında gelip güz ayına kadar kaldığımız Aliköy yaylamızda yapmış olduğumuz kayıtları sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle ben buradan şimdiden ilgi ve alaka duyan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şöylece bu Aliköy yaylamızın etrafını bir gezinti yaptıktan sonra bakalım bugün burada kimlerle gelmişiz ve burada günümüz nasıl geçmiş? Birazdan hep birlikte bunu izleyeceğiz. Buyurun efendim. Evet, değerli izleyiciler, yapmış olduğum bu kaydıma tabii ki bu piknik alanımıza geldiğimizde burada semaverin altının yakıldığını, birazdan burada çayımızın hazır olacağını şimdiden söyleyebilirim. Ve şöyle bu alanda bir gezelim bakalım neler yapılıyormuş. Oo, sacın altı yakılmış, hamurlar hazırlanıyor, kolay gelsin, bereketli olsun. Neler yapıyoruz bugün burada? Kebap yapıyoruz. Tokatımızda önde. Evet. Hem lavaş ekmeği açıyoruz sayıda. Yani şimdi kebabı yiyebilmek için lavaş ekmeğimizi hazırlıyoruz. Tabii ki lavaş yemeden olmaz, evet. O şekilde. Evet, yengem sizleri tanıyabilir miyiz? Ben döndü Dura. Nereden geldik buraya? Pinar'dan. Pinar'dan. İstanbul'daydım, Pinar'a geldim. İstanbul'da mı oturuyorsun? Evet, İstanbul'da oturuyorum. Nerede oturuyorsun? İstanbul Pendik. Kaç senedir İstanbul'da oturuyoruz? 30 sene. Peki Aliköy yaylamızı özlüyoruz mu? Herhalde. Çekiyor. Çekiyor. İstanbul'da duruyor ama bizi çekiyor burası. Peki o zaman burada bir yaşadığınız anı var mı? Varsa bizle paylaşır mısınız? Vallahi anı çok ama şu anda aklıma gelmiyor. Anı çok. Bu yaylada hep çocukluğumuz burada geçti. Çocukluğumuz hep burada geçti. Diyorsun. O zaman siz anılarınızı şöyle hatırlamaya çalışın. Biz bu alanda gezmeye devam ediyoruz. Bakalım kimler var burada? Kameramıza neler söyleyecekler? Onları da şöyle bir kayıt altına alalım. Burada bir ormancımız var. Ağaçları çek kuru. Evet abi. Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Dursun Karatepe. Bugün İnsan. Burada ne yapıyoruz? Tokat kebap için hazırlık yapıyorum şu anda. Gezmeye geldim. Yor olduk. Diyorsun. Evet. Gezmeye geldik. Bugün kendimizi ayırdık. Bugün kendimizi ayırdık. Peki o zaman şunu diyebilir miyiz? İstanbul'da yaşarken buralara özlem duyuyorduk. Bugün o özlemi gideriyoruz. Muhakkak her zaman özlem duyuluyordu. Özlem duymaz mı? Peki nerede duruyoruz normal Pendik'te. Zamanda? İstanbul Pendik'te. Pendik'te. Kaç senedir İstanbul'dayız? 35 yıl. 35 yıldır. 40 yıl. 40 yıldır ki İstanbul'daydım. Emeklilik var mı? Emekli olduk. Bir sene oldu emekliliğe. Hı hı. Bugün de böyle oldu. Hayat nasıl gidiyor? Hayat iyi gidiyor diyelim. İyi gidiyor i̇yi diyelim. Diyelim. Öyle olsun. O zaman sizlerden bir ricam var. Buyurun. Bu Aliköy yaylamızla ilgili bir anınız var mı? Varsa bizle paylaşır mısınız? Anımız çoktur. Muhakkak ki anımız çoktur. Çok davar güttük buralarda. Otlattık. Hep bütün mal davar buralardaydı. Anılar anısız olmaz mı? Ama birden sorduğun için şu anda aklıma gelen daha bir şey, doğrusu bir şey yok.
Ama anılar muhakkak ki, muhakkak ki her taşın dibinde, her çalının dibinde bir anımız vardır. İnsanlar burada yaşadıkça, şey yaptıkça ama böyle bir anda sorunca o anıları... Değerli izleyiciler, bakın işte sizlerin de görmüş olduğunuz gibi ben kesinlikle bu kayıtlara bir ön hazırlık yapmıyoruz. Tamamen doğaçlama usulü ile yürüyoruz. İşte bu da size bir ispatı diyebilirim. Muhakkak o zaman ya. Ben şimdi sizlere bir başka soru soracağım. Buyur. Küçük baş ve büyük baş hayvancılık dediniz. Bunların ayaklarını genelde çobanlar kırar. Evet. Bu kırdığında ne gibi bir tedavi yöntemleri uygulanıyordu? Rahmetli babanızdan şöyle bir anımsama yaparsanız, bu arada tüm geçmişlerimizi de rahmetle analım diyorum. İnşallah. Allah kanı kanı rahmet eylesin geçmişlerimize. Allah mekanları cennet olsun. Önce yalnız o hayvanların ayağı kırılınca köyümüzde birkaç kişi bu işleri yapardı. Bunlardan bir tanesi de babamdı. Babamdan gördüğüm kadarıyla kendi eliyle, bıçağıyla, imkanlarıyla küçük küçük ince tahtalar yapardı. Kırık bölgeyi yerine getirirdi ve daha önceden hazırlamış olduğu kara sakızla kuyruk yağını döverdi. Bezin üzerine sererdi. Onu kırılan bölgeye sarar, tahtalarla da desteklerdi. Yani bugün hastanelerde atel dedikleri malzemeyi kendi eliyle hazırlardı. Alçı denilen, yani bugün kolu kırılıp da kırılanların kollarını alçıyla şeye aldıklarını babam o zaman kendi imkanlarıyla bıçağıyla, yani yaptı, doğal yöntemlerle, doğal yöntemle o şekilde tahtalarla desteklerdi. O şekilde sıkı bir şekilde bağlardı ve bacakta, yani kırılan bölgede tutardı yani. Oldu. Biz size tekrar döneceğiz. Tamam, şöyle hocam. Alanda gezmeye bir devam edelim. Tamam, hocam. Delikanlı, sizleri tanıyabilir miyiz? Benim adım Ayaz Güzel. Okula gidiyoruz mu? Evet. Kaçıncı sınıf? 2C. Derslerimizi seviyor muyuz? Evet. Arkadaşlarımızı? Evet. Öğretmenlerimizi? Evet. Peki, büyüdüğünde ne olmak istersin? Doktor. Doktor. İnşallah. İnşallah diyelim. Yolun açık olsun. Evet değerli izleyiciler, biz şöyle bu alanda gezmeye devam ediyoruz ve burada koymuş müzik aletini hemen yanı başına, adeta keyifli bir vaziyette bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet kardeşim, kolay gelsin. Sağ olun hocam. Öncelikle neler yapıyoruz biz buralarda? Hocam bu mevsim tokat kebabı mevsimi olduğu için tokat kebabı yapıyoruz. Genellikle aynı boylarda. Biz de diyorsun şimdi... Bu mevsim tokat kebabı mevsimi. Onun için bu arada sık sık tokat kebabı yenir. Onun için tokat kebabı da özel patlıcandan olur. Yani kebaplık patlıcandan. Her patlıcandan olmaz. Bunun patlıcanı da özel diyorsun. Tabii, tüm ayrı, malzemeleri ayrı, özel. Ayrı patlıcan, eti, tuzu, eti. Peki bize şöyle kendinizi bir tanıtıp ne iş yaptığımızı da bir şöyle seyircilerimize bir dile getirelim hele. İsmim Deniz Güzel. Tokat Medikal Park Hastanesi'nde çalışıyorum. Tabii her sene boş zamanlarımda köyümü her zaman ziyaret ederim. Hiç boş bırakmam. Severim köyümü çünkü. Ve her ziyaretimde de böyle Tokat'ın yemek kültüründe yaşamaya ve yaşatmaya özen gösteririm diyorsun. Kesin, o kesin. Bu mevsimde kebap mevsimi olduğu için genellikle tokat kebabı. Tabii zamanımız dar olduğu zaman da diğer şeylerden hazırlarız. Anladım. Bakalım yiyince güreceğiz. İnşallah, puanları vereceğiz. İnşallah daha güzel olur. Değerli izleyiciler, burada şimdi bir abimiz var. Kollar sarılı. Gelmiş dağın başına. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Cımbız'ın torunuyum, Cımbız'ın. Adımız nedir? Şenol Durak. Şenol Durak. Peki bugün buraya niye geldik? Bugün buraya Dursun ağamı gönderecek de onun pikniğini yapıyor. Veda törenine geldik diyorsunuz. Peki nasıl gidiyor hazırlıklar? İyi. Vallahi yeğenine sormak lazım. Ben bilmez. Yeğeni bilir. Bak. Yeğen burada bakıyorum. Dayıyı gönderiyor diye tabii neşeden diyor. Dört köşe olmuş. Kurtuluyorsun diyor. Ev bana kalacak. Ev sana mı kalacak? Evet, sahiplendiler. Onları bir an önce kovmam lazım diyorsun. Birinin evini bitirmek lazım, birini de göndermek lazım. Böylece diyor. Evet değerli izleyiciler, şimdi
Bu alandaki çalışmaları gördüğünüz gibi bir tarafta semaver yakılmış, çayımız hazırlanacak. Diğer tarafta yufka ekmeğimiz pişiyor. Bir taraftan yarın bir gün yola çıkacak olan Dursun abimiz de ne yapıyor? Odunları hazırlıyor. Böylece bu hazırlıkların seri bir şekilde yürümesi için bu odunların da hazırlığının muhakkak ki yapılması gerekiyor. Diğer taraftan da bugün günün en güzel anlarından birisi Tokat kebabı hazırlığı devam ediyor. Bakalım burada bugün Tokat kebabını met ettiği kadar güzel yapacak mı? İnşallah. İnşallah diyor. Evet değerli izleyiciler, bir tarafta Tokat kebabı hazırlanırken diğer tarafta Tokat kebabını yemek için yufka hazırlığı da devam etmekte olup burada bir ablamız var. Aslında bu tanıdık bir yüz diyebilirim. Ablacığım, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Gülüz Güzel. Şimdi bugün siz burada ne yapıyorsunuz? Salaş pişiriyor. Şey yapıyor. Tokat kebabı. Bize Aliköy yaylamızda yaşayıp da unutamadığınız bir anınız var mı? Varsa bizle paylaşır mısınız? Anımız çok da unuttuk çok. Anımız unuttuk. Çok bu yaylalarda. Sırtımızda odun taşıdık o yaylalara. Şey yaptık yani, her şeyi yapardık. Davar mağar güderdik. Kuzu getirirdik dağdan taştan. İşte öyle günümüz. Peki yaşıyordu. O zamanlar kalabalık mıydı burası? Kalabalıktı. Çok kalabalıktı burası. Şimdi köy var. İkey var. İkey var. Acınası bir durum diyebiliriz. Evet. Aliköy yaylamız için. Evet. Yani çok güzeldi o zaman. Aynı şenlikliydi yaylamız. Bir köyü böyle andırıyordu. Böyle ağaçlı değildi de ufak az ağaçları. Şimdi koca koca orman olmuş. Kayboluyor içinde. İnsanoğlu elin ayağını çektiği zaman evet. Tabiat da kendini böylece yeniliyor diyebiliriz. Evet. Aslında bu ağaçların kökleri burada var ki bunlar yeniden türüyorlar. Evet, çok güzeldi o zamanlar. Çok çayırdı buralar. Çok güzeldi. Yeşillik ne? İçinden çıkmak istemiyordu. Şimdi bulunduğumuz mevsimde güz mevsimi olduğu için otlar tabii ki kurudular. Böylece evet. Sönük bir durumda diyebiliriz. Evet. Evet, burada bir hanımefendi var. Hanımefendi kaçıyor tabii ki. Niye kaçıyorsun hanımefendi? Sen ne yapıyorsun? O ne? Kuşburnu. Kuşburnu. Çay için. Ne için topluyorsun? Çaylık için mi? Çaylık. Kış aylarında. Gerbilsin gibi. Tabii ki piknik alanında bazı çalışmalar yapılıyor. Öncelikle semaverimizde çayımız hazırlanmış olup birazdan Aliköy yaylamızda yapmış olduğumuz bu pikniğimizin neler yaşadığımızı paylaşmaya devam edeceğim. Herkes burada bir iş yapıyor. Kimisi bardaklar ile, kimisi cacık hazırlıyor. Karnımız da acıktı. Burada ablamız var. Biraz sarımsak sanki gözlerini acıtmış gibi duruyor ama acıtmadı. Sarımsağı neyde kullanacağız? Kebapta. Kebapta mı? Kebapta. Bir taraftan da görmüş olduğunuz gibi Tokat kebabının hazırlığını görüyoruz. Burada 40 aşçı bir başçı sözü misali. Her ne kadar burada sobayı yakmaya çalışanların olduğu gibi benim gibi de kaytaranlar var. Ama o gene de tek eliyle de olsa bu işin bir ucundan tutmaya çalışıyor. Ama ben kaytarıyorum. Sizin de görmüş olduğunuz gibi. Bizimki tabii ki şaka. Değerli izleyiciler. Burada herkes bir iş yapıyor. Bir işin ucundan tutuyor. İşte
Böylesi yerlerde de yaşanması gereken güzellikler bunlar diyebilirim. Evet, değerli izleyiciler, her zaman olduğu gibi bir tarafta çalışanların olduğu gibi bir taraftan da izleyiciler var. Bunlar da hazırlanmakta olan Tokat kebabını bir an önce pistede yesek diyorlar. Benim tahminimce. Doğru mu yengeciğim? Doğru. Bir an önce diyorsun. Bir an artık önce pişsin yiyelim. Karnımız acıktı. Evet. Aynı. Bunu bir büyük keyifle yiyelim ama burada evet. Da derinlere dalmış bir yengemiz çayını yudumluyor ama aç karına çay olur mu diyor sanki. Vallahi yemekten daha iyice çay. Yaylanın çayı sudan gayet güzel diyorsun. Çok güzel olmuş çay. O yüzden içiyorum. Evet yeğenim, sen kebabı bekliyor musun? Evet, ben sabah kahvaltısı da yapmadım hocam. Daha kötü senin için, daha kötü. Evet. Sizler neler düşünüyorsunuz? Vallahi bir an önce pişip yiyelim diye düşünüyorum. Acıktık evet. Diyorsunuz. Karnımız zil çalıyor. Evet. Şimdi burada bir de delikanlı var. Delikanlı, sen neler demek istersin? Acıktın mı? Sen acıkmamışsın gibi. Şöyle etrafa bir genel olarak bir bakalım kim neler yapıyor. Abi kalka kalka. Pikniğimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tabii ki bir tarafta Tokat kebap ocağımızda kebap pişerken üzerinde Tokat biberini közlemeyi de ihmal etmiyoruz. Bugün böylesi bir gün yaşamak istedik. Umarım siz değerli izleyicilerimizle yapmış olduğumuz bu pikniğimizi beğenirsiniz diye düşünüyorum. Bir taraftan da birazdan serilecek olan soframızın hazırlığı yapılmakta olup birazdan burada pişecek olan Tokat kebabını bugün pikniğe gelenler hep birlikte yiyeceğiz. Evet değerli izleyiciler, bugün pikniğe geldik dedik. Tabii ki burada benim küçük oğlum da olmazsa olmazımız. Bunu da şu an arabanın içinden dışarı çıkarttık. Biraz temiz hava alsın diye. O da farkında, böylesi yere geldiğinin, bu tür değişikliklerin o da farkında. Bizler belki algılayamayabiliyoruz ama bunlarla yan yana kalan, yani böylesi evladı olan, gül bahçesi olan bir aile bunun her dediğinin anlar. İyi bir gözlem yapıyorsa acıktığını, susadığını, canının sıkıldığını anlar ve o da şu an benim yapmış olduğum bu konuşmamdan hoşnut ve bunu da bu şekilde tepki koyuyor. Yani seviniyor. Bir taraftan da rüzgarın hafiften esintisiyle de mutlu oluyor. İşte ne diyelim? Onların da hakkı böylesi güzellikleri yaşamak. Bizler her ne kadar her türlü nimetten, güzellikten faydalanıyorsak, evlatlarımızın da böylesi yerleri gelip gezmesi en doğal hakkı diyebilirim. Evet oğlum, yaylaya geldin. Mutlu musun? Yayla iyice. Peki. Ama İlyas amcası, bir şikayeti var sende. Aramıyor musun? Niye aramıyorsun İlyas amcası? Aramıyor değil mi? Aramadığı için de moralimiz bozuk oluyor değil mi? Askül arıyor mu? Alamcan? Peki buradan tatalara selam var mı? Hepsini de. Armutlar oldu de, aluşlar oldu değil mi? Artık onları toplama zamanı. Bekliyoruz. Yaylaya tekrar gelmeyi ister misin oğlum? Tamam oğlum. Hepinize selamlar, el sallıyoruz. Hadi kalın sağlıcakla. Kızı. Kızıma da. Evet. Hadi bakayım. Unutmadın yani. O zaman İstanbul'a git oğlum. Niye? Terliyor mu İstanbul'da? Daha erken. Ama ablana selam gönderiyorsun. Tamam erken. Oğlum. Hadi bay bay diye oğlum. Yengeciğim, şimdi az önce sorduğumda hatırlayamadığınız anıları. Şimdi anımsadınız mı?
anımsadıysanız bize neler demek istersiniz? Valla çoğunu unuttum ama aklıma gelenlerin çoğu da var. Biz yaylada dururduk babaannelerimizle, nenelerimizle. Davar sağardı, sütümüzü peynirlerdi. Kuremez yediniz mi? Yedik. Yediniz. Yedik. Peki o cılga kenarlarına oturup türküler, maniler söylendiğini... Söylendi. Anımsıyorsunuz yani. Evet, söyledik. Odun getirirdik, işte davarla peşin ederdik davar. Kuzuları seçerdik davarın içinden. Kül gömbesi yediniz mi peki? Yedik. Yedin mi? Yedik. Nasıl oluyordu? Yedik. Çok lezzetli oluyordu, çok güzel oluyordu. Ama şimdi maalesef günümüzde bunu birçok gencimiz bilmiyor. Şimdi yapamıyor, o lezzeti bulamıyor. Evet. Şimdi o lezzeti bulamıyor ama o lezzet başka oluyor. Eskiler eskiden güzeldi evet. Diyelim. Şimdi taş gömbesi yapardık çiğne. Hı-hı. O çok lezzetli oluyordu. Şimdi onu da yapsak da yapamıyor. Şimdi alanda gezmeye devam ediyoruz. Bakalım anılarını anımsayanlar var mı? Evet. Yengem sizler anımsadınız mı bir şeyler? Hatırıma geldi aklıma. Mesela biz çocuğuduk köyden. Babaannem, annem rahmetlik bir şey verirlerdi yaylaya götür. Hı hı. Arası da bayağı var. Geliyorduk yaylaya. Yaylada onu şey diyorlardı, babaanne derdi ki şunu köye götür. Biz de babaannem yayuk yayardı. Bazlama yapardı. Üstüne bir topak tereyağı koydu elimize. Yen. Biz de yemiyorduk. Irmağa iniyorduk. Irmakta o yağları suya veriyorduk. Böyle gidiyordu sudan. Güzel yani, güzel gitti. Şimdi peki o yağlar olsa da yesek diyor musun? Hem de çok arıyor. O yağları çok arıyor. Çünkü ağaç yayıkta evet. Yayılırdı. Onların ayrı bir lezzeti olurdu. Orada yağmur yağardı. Şey yapardık böyle. Islanır gelirdik. Davarın peşinde. Davarın peşine giderdik. Yani anılar var. Yani yokluk yaşadık. Çileler yaşadık ama güzeldi diyebiliyor mu o anılara? Olsa da eskiye dönsek o anılara. Ah eskiye. Keşke diyorsun. Ah, o keşke, eski günleri. Evet değerli izleyiciler şimdi anıları anımsayanlardan bir abimiz var burada. Evet abim şöyle bir sizlerin de anınıza bir anımızda kulak verelim. Sadece bir tanesi diyelim. Bizler bu bölgede ağaç olmadığından dolayı yakıtımızı, ateş için yakıtımızı hayvan gübresinden tezek denilen, herkesin bildiği tezekleri yapmak için yaylanın ortasına akşam gelen ineklerin gübrelerini alırlardı, toplarlardı kadınlar. Ve o gübreleri toplarken de kadınların arasında tatlı bir dedikodu yani veya da kavga diyelim. Kavga olmazdı ama sözlü münakaşa olurdu. Bir gece sabaha karşı komşumuzdan bir tanesi o gübreyi topluyorum derken gübreyi alıp yatmış olan siyah ineğin üzerine bırakırmış. Benim ikisi daha çok diye karanlıkta ineği fark etmediği için siyah ineğin üzerine toplarmış. Ve ne zamanki hayvanlar kalkıp gideceği zaman o inek de o gübrenin altından kalkınca büyük bir hayal kırıklığı yaşamış. Ve onu anlatırdı. Bütün insanlar gülerdi. Ve hoş bir seda bırakmıştı o anımız. Hemen hemen şimdi şu anda yaylada aklıma gelen en şey anı budur. Ha, gene diyorum. Düşündükçe, konuştukça komşularla, arkadaşlarla konuştukça anılarımız daha çok oluyor. Onun için şu anda ilk aklıma gelen anım da buydu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, değerli izleyiciler, anılarını anımsayanlardan bir kardeşimiz daha. Gelveriz şöyle Deniz Bey. Ciğerim benim. Söyle bakalım şimdi şu anıların neler var? Şimdi bizim benim fazla yayla anım olmadı ama bir şey denk geldim. Yaşadık biz onu. Ahmet abim, Tarık ben. Yaylada koyun öldü. Tabi onu kestiler zamanında. Rahmetli ebem eşeğe koydular. Oğlum siz bunu köye götürün dediler. Biz de tamam dedik.
eşeğe yüklediler ama eşeğin arka semer şeyini bağlamamışlar kuyruğuna. Evet. Aşağı çağlana ince eşek semer ters döndü. Tabii biz de çocuğuz, gücümüz yetmiyor hiçbir şeye. Ne yapacağız, ne yapacağız? Semeri göbeğinden çevirdi, koyunun altına ben girdim. Eşek yanında, koyun üstümde. Böylece ziraate kadar gittim. Ondan sonra tarına yer değiştik. Ondan sonra Tarık geçti altına, eşek yanımızda. Ben de koyun onun üstünde. Devam ettik, şeye vardık, kerestenliğe. Ondan sonra abim geçti. Abim koyun üstünde, eşek yanımızda. Tabii böyle bir şeye kadar vardık, Melik Gazi'ye kadar. Orada rahmetli Kazım amcaydı. Kendilerinin Kazım amca olması lazım. Ya Kazım amca dedi, oğlum ne diyorsunuz dedi. Kazım amca üstümüze götürüyor. Dedi, oğlum bunun arkasını kim bağlamadı? Bilmiyor ki biz dedi. Neyse rahmetli Kazım amca eşeği düzeltti, semeri düzeltti, koyun üstüne koydu. Ama köye geldik, neye yaradı yani? Koyun üstümüzde geldi biz. Yani böyle bir anı da sizler yaşadınız. Böyle bir anımız oldu yani. Ama koyun yaylada köye kadar üstümüze geldi yani. Eşek daha rahat geldi. Eşeğin de belki de yayladan köye gidişinde en keyifli yolculuğu bu en olsa gerek. Yolu, çünkü bizde. Semerini bile siz taşımışsınız. Sadece destekti bize yani. Başka bir şey değildi yani. Ama üstümüzde alıyor böyle ağır. Ondan sonra birimizin beli ağrıyor, öbürü geçiyor. Birimizin beli ağrıyor, hemen Tarık geçiyor. O gidiyor böyle. Ondan sonra abim geçiyor. Ve semerin altına. Ona bak Melek Gazi'ye geldik ama köye gelmiş olduk zaten. Yani koyunu getirdik. Yani böylesi unutulmaz bir günde yaşamış oldunuz siz de. O kadar eşeklik yaptık buraya kadar. Evet, Tokat Kebabı'ndan tadanlar. Şu an görüşlerinizi alabilir miyim? Nasıl, beğendiniz mi? Çok güzel. Çok güzel diyorsunuz. Acıya değdi yani. Beklemeye evet, değdi. Bence herkese taş çıkıyor. Evet. Deniz Ustam. Sizler ne demek istersiniz? Bunu ben yaptığım için kötü deme şansım yok. Yani kötü de olsa iyi diyeceğim mecbur ben buna. Diyorsun. Evet delikanlı. Nasıl olmuş? Güzel. Güzel mi? Oğlum nasıl, kebap iyi mi? İyi. İyi diyorsun. Beğendim. İyi. Şurada ekmek var ya. Az solistler sahneye en son çıkar demişler. Sizler ne hocam, demek istersiniz? Nasıl olmuş kebabımız? Beğendiniz mi? Hocam şimdi Deniz yaptığı için ben beğenmiyorum zaten. Beğenmiyorum. Deniz'e gıcıklık beğenmiyorum diyorsunuz. Aynen. Evet abim. Ama harika olmuş. Çok harika, güzel olmuş diyorsunuz. Yapanların, emeğe geçenlerin ellerine sağlık. Teyze sana çok yaslandım biliyor musun? Oldu. Ben de bu güzel dilek ve temennilerinizden dolayı hepinize teşekkürler ediyorum. Deniz kardeşim hazırladı. Biz de hep birlikte yiyeceğiz. Hakikaten oldukça güzel bir manzarası var. Öncelikle ben emeklerinden dolayı Deniz kardeşime ve bu güzelliğin oluşumunda katkıda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki gönül isterdi ki bütün dostlar burada olsun ama maalesef olanlarla yolumuza devam etmek zorundayız. Evet değerli izleyiciler, ben öncelikle kusurlarım var ise affola diyorum. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Bir başka projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.